Bak, ben Mehmet Arda Çağlayan, Özrü Doğa Koleji öğrencisiyim. 2023 LGS Türkiye birincisiyim. Ben sınava hazırlık sürecine tam olarak 8. sınıfta başlamadım. Ortaokulun başından beri belli bir seviyeyi korumaya çalıştım. O seviyede 8. sınıfa giriş yaptım. 8. sınıfta Ağustos'ta okulda çalışmalar başlayınca ben de tempomu yavaş yavaş hızlandırarak belli bir seviyeye getirdim. O tempoyu da sınava kadar sürdürdüm. Sınava hazırlık sürecinde özellikle okul içindeki o planlı akış, gerçekten herkesin ne yaptığının farkında olması ve belli bir tecrübeyi bizim üzerimizde uygulamaları gerçekten çok faydalı oldu. Özellikle öğretmenlerin üzerimizle ilgileri, kaynakların kapsamlı ve verimli olması çok iyi etkenler oldu. Rehberlik servisinin de üzerimizdeki etkisi gerçekten çok büyük oldu. Sınav hazırlık sürecinde desteğini benden hiç esirgemeyen ailem çok yardımcı oldu. Beni sürekli motive eden, beni belli bir seviyeye getiren öğretmenlerimin katkısı çok büyük oldu ve içinde bulunduğum çevre, arkadaşlarım da yine bir etken oldu. Taçhüz sürecinde ilk olarak ailemle aklıma yatan okulları gezdim. Birebir bilgi aldım okuldaki yetkililerden. Gerekli bilgiyi aldıktan sonra ailemle ve okulun rehberlik servisiyle konuşup gerekli istişare yapıp ona göre bir karar vereceğim. Genel olarak hedeflerim arasında vardı. Çevremi çok dinlendirmesem de bu emeği verip bu noktaya gelmemde böyle bir şeyi istememin çok etkisi vardı. Hayalim hep buradaydı. Olur mu olmaz mı, bir yanlış, iki yanlış. Çok net bir fikrim yoktu. Ama ben hep olması için çalıştım. Oldu. İlk duyduğumda biraz şaşırdım, biraz mutlu oldum. Heyecanlandım, nasıl olacak, nasıl bir süreç beni bekliyor bilmiyordum. Ama yine de güzel bir his ve beklediğim, istediğim şey oldu. O yüzden de mutluyum. Okul olarak kafamda her ne kadar çok büyük bir şey olmasa da Galatasaray'dan yanayım ama İstanbul erkeği de düşünüyorum. Gelecekteki hayallerim doğrultusunda bir karar vermeyi planlıyorum. Tabii her ne kadar meslek seçimi konusunda çok da net bir fikrim olmasa da havacılık ve uzay bilimleri alanında ilerlemek istiyorum. Bu yüzden de yurt dışı daha güzel geliyor. O yüzden de beni yurt dışına çıkarabilecek bu iki okul arasında bir karar vereceğim. Hayallerim var. Her ne kadar çok net olmasa da başarmak istediğim şeyler var. İnsan hayali kadar büyüktür. Ben de hayallerimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Ben önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere odaklarını farklı şeylere çevirmemelerini, olabildiğince sınava odaklanmalarını öneriyorum ilk olarak. Çünkü odak gerçekten çok önemli. Eğer odağınız dağılırsa İstemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz ki bu da pek iyi olmaz. Sonrasında gerçekten emek vermeniz gerekiyor, emek verilmeli. Olabildiğince fazla soru çözmeniz gerekiyor çünkü sistem bunu istiyor. Çözdüğünüz soruların yanlışlarına kesinlikle bakmanız gerekiyor. Örneğin ben yıl boyunca çözdüğüm soruların hepsini yanlış yaptım, tüm soruları. Son 2 ay kadar tekrar çözdüm ve bunun da katkısını gerçekten gördüm çünkü denemelerde bile netlerde hani belli bir puanın altına asla düşmemeye başladım yaptıktan sonra ve bu da başarıyı getirdi. O yüzden bunu yapmanız kesinlikle gerekiyor. Yanlışlarınıza bakın. Bu da çok önemli. Kitap okuma konusunda net bir şey söyleyemeyeceğim. Ben çok kitap okuyan bir insan değilim. Yıl boyu bir kitap bitirdim mi zor. Ama kitap okuyun diyorlar. Ben kitap okumak yerine paragraf sorusu biraz daha çözdüm. Onu yapabilirsiniz. Paragraf sorusu çözmek gerçekten faydalı olabilir. Yani bunun dışında yapabileceğiniz çok bir şey yok. Gerçekten odaklanın, hayalinizin peşinden koşun, hedeflerinize ulaşmak için çabalayın. Ben öncelikle bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerime ayrıca teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepsinin emeği çok fazla üzerimde. Sonrasında aileme, çünkü eğer şu an burada bu videoyu çekiyorsam onların emeği çok büyük. Bana verdikleri destek, gerek psikolojik, gerek maddi, her konuda çok teşekkür ederim. Sonrasında seneye sınava girecek olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hepiniz hedeflerinize ulaşırsınız, hepinizin yolu açık olsun, hepinizin bahtı açık olsun diyorum.